Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hapishane işi bilezik nasıl kapanır, yani nasıl birleştirilir onu göstereceğim. Daha önceden bunları işlemiştim zaten. İşledikten sonra bitirdiğim ucunu birazcık ipini uzun kesiyorum. Yani bu kadar, bir 45 santim civarı herhalde. Bu kadar uzunlukta bırakıyorum. Ucuna iğnemi taktım. Diğer ucunu da başladığımız zaman ucu birazcık uzun olduğu için ucunu birazcık kesip yakıyorum. Yaktıktan sonra bunun mantığını size anlatmaya çalışacağım elimden geldikçe. Bir yere bir basama, yani şu şekilde basamak tarzında oluyor. Bir tarafında varken bir tarafında yok. Odaklayayım. Şurası yüksekte, şurası yüksekte, hemen alttaki de boşlukta. Aynı şekilde karşısınınkini de o şekilde getiriyorum. Bu taraf yüksekte, bu taraf da alçakta. Yani şurasında hiçbir boncuk olmadığı için karşılıklı birbirine getiriyorum. İlk önce kendi elimde oturtuyorum. Bu şekilde ben elimde oturtturdum. Oturtturduktan sonra şöyle ipimi uzatıyorum. İpim burada. Hemen ipin karşısında oturttuğum boncuğum. Şu şekilde alıyorum. Hani bir taraf yüksekte dediğim yer var ya, şurası alçakta, şurada, yani yanında hiçbir boncuk yok. Bu tarafta yüksekte, bir basamak yüksekte. Aynı şekilde birbirini tamamlayan yerden İpimi geçirdim, iğnemi geçirdim. İlk boncuğumu, yani ilk düğümümü attım. Şimdi bunun hemen karşısında bu sefer ipi, iğneyi ilk önce buraya takmıştım. Şimdi iğneyi buraya takacağım. Hemen yanındakine batıyorum. Yanındaki iğneye, boncuğa. Yanındaki boncuğun da şu şekilde arasına. Biraz sıkı işlemişim sanırım. Gözükmüyor. Boncuğun yanındaki boşluğa batıyorum. İpimi çekiyorum. İkincisini de yaptım. Bu sefer aşağıdakini yaptık. Yukarıdakini yapıyoruz. Şu şekilde. İğnemi geçirdim. Üçüncüsünü de aldım. Elimde biraz döndürüyorum. Biraz gevşek olabilir. Sonradan sıkı yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi hemen hizayı hiç kaybetmiyorum. Sürekli ilk boncukta takarken biraz zorlanabilirsiniz. Onun dışında da bir problem yok. Diğer boncuğu da aldım. İğneyi batırdım. Bu sefer karşıdakinin yavaş yavaş bu şekilde ilerliyorum. Hemen karşısındaki iğneyi, boncuğu şu şekilde. İğnemi taktım. İğneyi taktıktan sonra çekiyorum. Bu sefer sıra bu tarafta. Şöyle boncuğun iğnesi ipten geçiriyorum. Yavaş yavaş artık birleştirme tamamlandıkça birazcık da sıkmaya başlıyoruz ipi. Sonradan gevşek olmasın, fark edilmesin oradan dikittiğimiz. Şu şekilde bir tane daha boncuk aldım. İpini çekiyorum. İpi tam çekmediğim için bir tane boncuk araya girdi. O boncuğu kurtardım.
Bu şekilde sırayla boncuklardan geçiyorum. Sadece ilk yapmanız ilk boncuğu nereden geçireceğiniz. Kendi elinizde tamamlıyorsunuz. Tamamladıktan sonra başlayabilirsiniz. Bu şekilde yavaş yavaş sıkıyorum. Son 4 tane boncuğum kaldı sanırım. Bunu 8'li işlemiştim. Son 2 tane boncuğum kaldı. Son olan boncukta bakın bu kendini böyle yamultmuş. Bunu da alıyorum. Elimde birazcık düzelttikten sonra. Şu şekilde bunu da aldım. Ve son. Sonuncusunda ilk başta başladığımız boncuğu da alıyorum ki tamamlasın. Tamamladıktan sonra bakıyoruz. Yani biz burayı yaptık ama fark edilmiyor. Tamamlanmış gibi. Sadece burada ipimiz biraz gevşek olduğu için şu anda burası kendini belli ediyor ama şimdi onu da çekeceğim için hiçbir farklılık yok. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ipten kurtulmak için ipi hemen böyle kesemeyiz. Şu şekilde İçinde yürüteceğim. İğnemi başladığım yerin hemen ortasında hani şurada ipi son boncuğu aldım ya. Son boncuğu aldıktan sonra hemen onun yanında. Yani ipim burada. Ben hemen yani 1 milim altından girip yukarıya doğru iğnemi yürütüyorum. İğnem boncuktan geçmeyecek şekilde çıkartıyorum. Çıkartınca ipi çekince şuradaki hani dedim ya az önce bozukluk olabilir. Bozukluk yok. Çektim şu şekilde ipimi. İpim ortaya geçti. İpim ortaya geçtikten sonra şurada şuranın altından hemen geçiyorum şu boncuğun altından ipini. Burada küçük bir düğüm atıyorum hemen böyle. Düğümümü iyice sıkıyorum. Tekrardan aynı şeyi yapıyorum. Biraz sağlam olsun. O kadar emek verdik. Tekrardan buradan da düğümümü atıyorum. Herhangi bir yerinde şey yapabilirsiniz. Sıranın hiçbir önemi yok. Tekrardan bu düğümümden de kaçmasın diye ipimi uzakta bir yerde keseceğim. Yakında kesersem eğer sökülebilir. Şu şekilde kesiyorum. Hemen ucundan kesiyorum ki gözükmesin. Çakmakla yakarsam o siyahlık gözükür. Ondan da hoşlanmıyorum. Şimdi baktığınız zaman bizim nereyi yaptığımız belli olmuyor. Şu şekilde bilekliğimiz oldu. Hepsi üst üste geldi. Yani nereyi bağladığımız çok fark edilmiyor. Sadece şurada bir şeylik oldu. Onu da elimizle düzelttiğimiz zaman bu şekilde bilekliğimiz hazır oldu. Taktığımız zaman da fark edilmiyor. İnşallah size aktarmış. Umdur iyi bir şekilde. Teşekkür ederim. İyi günler.